Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün sizlerle farklı bir etkinlikte sizlerin karşınızdayım. Bugünkü etkinliğimiz 10-16 Mayıs Engeller Haftası ile ilgili olacak. Engellerle ilgili ufak biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Normal, sağlıklı bir insanın gibi insandan bazı ufak tefek eksikleriyle yaşamını sürdürmeye çalışmak. Bunlardan bazı engellerden saymak istiyorum. Zihinsel engelli, fiziksel engelli, engelli, zihinsel, fiziksel, görme, işitme. Bunlar belirgin bazı engel tipleridir. Biz bu tarz engelli bireylerle karşı karşıya geldiğimizde onunla birlikte aramıza duvar örmek yerine onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Onun da toplumda bir yeri olduğunu ve bir birey olduğunu onlara her zaman göstermemiz gerekiyor. Peki çocuklar, şimdi etkinliğimize başlayalım. Ben sizin için bir ufak bir sanat etkinliği aldım. Sizler de evinizde anne babanızın yardımıyla bu etkinliği yapabilirsiniz. O zaman etkinliğimize başlayalım mı? Hadi bakalım. Ben onlara elimizi hiçbir zaman elimizi onlardan eksik etmememiz için ufak tefek şöyle eller hazırladım. Ve fiziksel engel, mesela tekerlekli sandalyede oturan bir bireyi çizdim. Onu ortaya yapıştıracağız ve çevresine, dört köşesine de ellerimizi yapıştıracağız. Başlıyorum o zaman çocuklar. Biz de toplumda böyle bireylerle karşılaştığımızda onlara çok fazla dikkatli bir şekilde ya da sözel olarak onların o durumu ile ilgili onları üzecek sözler, davranışlar sergilemekten kaçınmalıyız. Onların da bir toplumda yeri olduğunu, onların da söz hakkı ve her tür haklardan yararlanabileceklerini onlara göstermeliyiz çocuklarım. Çünkü her insan bir engelli adayıdır. Bugün sağlıklıyız ama yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir kaza geçirip fiziksel engelli olabiliriz. Zihinsel engelli olabiliriz bir rahatsızlıklardan dolayı. O yüzden kimsenin bu durumu ile ilgili onu küçük düşürücü ve üzücü sözler, davranışlardan kaçınmalıyız güzel çocuklarım. Onların üzülmesini istemeyiz, değil mi çocuklar? Onları her zaman yanında olduğumuzu hissettirip onların mutlu olmasını sağlamalıyız. Onlara en güzel moralin bu olacağını düşünüyorum. Evet. Ben ellerimi yapıştırdım. Şimdi tekerlekli sandalye ve çocuğu yapıştıracağım. Evet, yapıştırdım. Şimdi bir de buraya Engelliler Haftası ile ilgili bir söz yazmak istiyorum. Ne yazalım çocuklar? Benim çok sevdiğim bir söz bu çocuklar. Evet, ben
yazdığım sözü göstermek istiyorum. Benim etkinliğim böyle bir etkinlik. Sözde asıl en büyük engel sevgisizliktir. Yani sevgi olan yerde hiçbir zaman engel yoktur. Lütfen bu engelleri aramıza koymayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.